İyileşti mi? Çok iyi. Bir ismi var mı artık? Var. Yağmur. Annesinin adını koydum. Size haber verildi değil mi? Yağmur'un ücretine karşılık Hayvanları Koruma Derneği'ne bağış yapıldı. Evet, Gülçin haber verdi. Şimdi içiniz rahat mı? Evet. Artık içim rahat. Gitmem lazım. Atölye beni bekliyor. Bir yardımcınız yok mu? Her şeyi siz mi koşturuyorsunuz? Şimdilik yok. Öyle birini bulamadım açıkçası. Peki, iyi günler. Size de. Bu arada Filiz Hanım, Ömer Bey geldi odasında. Bak bu Filiz. Fotoğraf çektirmeyi çok severdi çocukken. Çok güzelmiş. Kapı çalmak yok mu kızım öyle pat yok diye? Artık odama kapıyı çalmadan giremezsin. Öyle bir girerim ki. Vallahi bilmem. Bizim İçişleri Bakanı ile konuşuyorsun bundan sonra. Çok mutluyum ya. Sonunda buradasınız. Annem ne yaptı siz gelince? Hazırlanmış. Baksana. Vay be. Handan Hanım döktürmüş. İş nasıl? Bir terslik yok ya. Terslik falan yok. Hatta olağanüstü iyi. Benim iş bile sorunsuz ilerliyor. Yarın geliyorum artık. Benim durumumu unutma. Elif Tekiner çalışmak istiyor Filiz. Ben de diyorum ki artık... Zuhal'in altında olmaz. Bizim bölüme gel. Teknik kısmın başında ol. Ben de gönül rahatlığıyla kreasyon yaparım. Vallahi fena fikir değil. Tabii. Elif zaten bir zamanlar iş başvurusu mektubu yazmıştı. Rezalet, hatırlatma ne olur. Niye? Bence çok doğru bir mektuptu. Haklıydın. İşin mutfağından gelmek önemli bir şey. Seninle çalışmayı çok isterim. Hayalim hep buydu zaten. Öyle uzaktan sana bakar dururdum. Ne güzel Elif. Bak hayallerin gerçek oldu. Ne zaman geleyim? Ne zaman istersen. Şu sıra çok yoğunuz. Ne kadar çabuk gelirsen o kadar iyi. Yarın başlarım o zaman. Çok iyi oldu. Hadi ben gidiyorum, yemekte görüşürüz. Tamam canım, görüşürüz. Az daha unutuyordum. Dün seni göremedim. Babam verdi. Dedemden sana. Aile yadigarı. Çok güzelmiş odan. Öyle mi? Öyle tabii. Abi. Hı. Ben de çalışmak istiyorum artık. Çalışmak mı istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun peki? Bilmem. Ne yapabilirim ki? Çalışmak isteyen sensin. Düşünmedin mi hiç? İyi günler. Hoş geldiniz Sedat Bey. Buyurun. Hoş bulduk. Kardeşim Fahriye. Memnun oldum. Ben de. Benim bir toplantı için çıkmam lazım. Fahriye vekaleti hazırlamış. Siz konuşursunuz artık aranızda. Bana ihtiyaç var mı? Hayır, zaten yapılacak şeyler belli. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun. Ceyda açılış programı yanında değil mi? Ayrıca onun için bir de toplantı yapmayalım. Merak etme, bak, çoğalttım bile. Buradaki kol kesimini daha geniş yapacağız, tamam mı? Yardıma ihtiyacınız varsa ben de gelebilirim. Artık işler yolunda. Ama tanıtım gecesine bizimle gelirsen iyi olur vallahi. İki kısap gibi gitmeyiz. Gelirim tabii. Artık şu işten kurtuluyoruz değil mi? Yani bitiyor. Bitiyor. Hadi ben hazırım. Acelemiz var, sonra görüşürüz. Ne oluyor ya? Otel. Bitmedi mi o iş hala? Yakında bitiyor. Ne haber? İyi. Gün nasıl geçti anlamadım. Ama çok memnunum. Az sonra babamla bir toplantıya gireceğiz. Sen şoförle eve gidersin değil mi? Hayır, giderim. Şey ama geç kalma. İş biter bitmez uçarak gelirim. Merak etme. Tamam.
Zaten bütün gün akşamın hayalini kurdum. Aslında bir mankenin üstünde görseniz daha iyiydi ama... Ceyda, şunu giyer misin? Tabii. Gördüğünüz gibi giysinin rahatlığı önemli. İçinde kolayca hareket edebiliyorsunuz. Kollar için özel olarak çalıştık. Erkek giysileri de aynı şekilde. Aslında bunu da biri giyse... Sanki beden size uyacak gibi. Sen ne arıyorsun burada? Hazır kuvvet olarak burada bekliyorum. Nasıl geçti? Çok iyi. Filiz müşteriye temizlik görevlilerinin üniformalarını giydirdi. Şimdi benim zamanım. Bak, bu iş yüzünden görüşemez olduk. İtiraz ediyorum. Buradan birlikte yemeğe gideceğiz. Tamam. Ceyda, ben Murat'la gidiyorum. Şoför seni evine bırakır. Bunları da şoföre verir misin? Tamam. İyi akşamlar. Sana da. Ceyda, teşekkürler. Rica ederim. Hoşça kal Murat. Görüşürüz. Nereye gidelim? Bana mı soruyorsun? Evet. Davet sahibine bak. Hazıra konmaya çalışıyor. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.